kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Cuma namazı vaktinde alışveriş yapmak haram mıdır? Bu konunun açık ve net ifade edildiği ayet-i kerime şöyledir. Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lissalâti min yevmil cüm'ati fes'au ilâ zikrillâhi ve zerul Net. Ey iman edenler, Cuma günü namaz için davet edildiğinizde namaza koşunuz ve alışverişi terk ediniz. Dolayısıyla iç ezan okunduktan sonra unutmayalım. Cuma günü iç ezan okunduktan sonra cemaatle beraber farz namaz bitinceye kadar herhangi bir alışverişte bulunmak, dünyevi bir iş yapmak kesinlikle alimlerin çoğunluğuna göre haramdır. Yalnız Hanefiler buna harama yakın mekruh demişlerdir. Dolayısıyla bu zamanlarda bir Müslümanın alışverişini terk ederek, işini gücünü bırakarak, öğrenci ise öğrenciliğini terk ederek, memursa memurluğunu bırakarak, her neyse onları terk ederek namaza gitmesi ve cuma namazını cemaatle camide kılması farzdır. Ve bunu yapmadığı takdirde her ne iş yaparsa yapsın, Birçok alime göre büyük günah işlemiştir, haram işlemiştir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Peki Cuma namazı üzerine farz olduğu halde cumaya gitmeyen erkekler o cuma saatinde cuma namazı vaktinde herhangi bir iş yaptıklarında bu akitleri, bu anlaşmaları, bu yaptıkları işler geçerli midir? Hanefiler ve Şafiler bu alışverişin, yapılan işlemin haram olmasına rağmen Akitlerin hükmen geçerli olduğunu söylemişler. Ancak Maliki ve Hanbeliler akdin de alışverişin geçerli olmayacağını beyan etmişlerdir. Burada önemli olan bir Müslümanın üzerine cuma namazının farz olup olmadığıdır. Eğer erkek hür Müslüman ve hastalık, yolculuk gibi herhangi bir meşru mazereti yoksa bu özellikleri taşıyan erkekler üzerine cuma namazını camide imamla beraber kılmak mecburiyeti vardır. Bunu yapmadıkları takdirde hem yaptıkları işler sıkıntıya girer, hem kazançlarına haram bulaşmış olur, hem de cuma namazını terk etmekle büyük günah işlemişler, haram işlemişler olur. Şimdi bunun tersine bakalım. Aksini düşünelim. İşini bırakmak sevap Camiye gitmek sevap, cemaatle namaz kılmak farz sevabı kazandırıyor. Arkasından da namaz bitince yeryüzüne dağılıp Cenab-ı Hakk'ın lütfundan, farzından istemek de ibadet. E şu halde niye bütün hayatımızı, çalışmamızı, bütün hareketlerimizi, tavırlarımızı, hatta yürümemizi, konuşmamızı bile ibadete çevirecek bir namazı terk ediyoruz da zarar zarar üstüne, ve hasaret hasaret içinde hareket ediyoruz. Şu halde Müslümanların buna daha çok dikkat etmeleri, daha hassas davranmaları ve cuma günü bütün işlerini cuma namazını kılmak üzere ayarlamaları gerekmektedir. Cuma namazını ayarlar, cuma namazını kılar, yine dünyevi helal, mübah işlerine de yürütür. O zaman o dünyevi işleri de, çalışmaları da ibadet olacaktır inşallah.